Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bazı arkadaşlar makro konusunda destek istemişler. Makronun nasıl yapıldığını dair bilgi istemişler. Şimdi genelde makroları A4 Tech marka mouse'larla falan yapıyorlar. Diğer markaları hiç kullanmadım bu zamana kadar. Oyunda eskiden kullanan arkadaşlarım vardı. Onlar da hep A4 Tech üzerinde kullanıyorlardı. Onlarda X7 modeli vardı. Benim elimde ise şu anda Blood 7 marka bir modelim var, şeyimiz var, mouse'umuz var. İndirmesi çok basit makroyu. Zaten eski forumlarda buldum. Hemen şöyle açalım. Zaten Karahan online makro yazdığımız zaman zaten Karahan online diğer eklentilerini boş verin. Google aramalarını. Zaten ilk gelen sayfa aramalarda karahanonline.org sayfasında bir arkadaşımız yayınlamış. Geriden baktım onlara da. Burada Geostigma diye arkadaşımız zaten yayınlamış makroyu. Aşağı doğru iniyoruz. Burada Dowland, Mega Dowland. İşte burada Dowland linklerini vermiş. Megadowland, dosya.com vesaire hangisinden isterseniz fark etmez. İstediğinizi buradan indirebilirsiniz. Aynı zamanda ben videonun altına da indirme linkini koyacağım. Buradan basit bir şekilde indirmesini göstereyim size hemen. Mega'ya tıkladık misal. Yüklemesini bekliyoruz. Buradan direkt indir dediğiniz zaman bu şekilde. Burada şu anda bir okuma yaptı. Şu anda dosyayı indirdi. Rahat bir şekilde. Zaten kısa bir dosya. Genelde bu dosyaların uzantıları nerede? AMC2 olaraktan. AMC dosyaları olaraktan indirilir. Diğer dosya türlerine pek fazla riayet etmeyin. Onlar genelde virüsü çıkabilir. Ondan dolayı hani karşınıza böyle sıkıntılar yaşamak istemezseniz acil şey AMC dosyalardan şaşmayın. Onun dışında hemen şey açıyoruz. Body. Buradan Oscar'ımızı açıyoruz. Oscar bu A4 Tech şeylerin markalı mouse'ların genelde kullanmak için işte ne bileyim makrolarını eklemek için ya da bir görev eklemek için kullandığımız bir yazılım. Oscar makroya geliyoruz. Buradan kendimiz istersek de oluşturabiliriz. Hani kendimize de yazabiliriz. Aynı şekilde keyboard diyor. Şeyler klavyeler içerisinde de geçerli bu. Mouse için de geçerli işte vesaire. Keyboard dediğiniz zaman bir şey değişmiyor. Gene aynı şekilde buradan atama imkanınız veriyor. Mouse dediğiniz zaman buradan aynı şekilde atama şey veriyorsunuz. Buradaki olay mouse'un üzerine tuş atama misal. Sol tuşa 2 defa tıkla. 1 ile 10 saniye arasında. Sağ tuşa 20 ile 30. saniye arasında 3 defa tıkla gibisine buradan ekleyebiliyorsunuz. Bunları eklemek için de milisaniyelere dikkat etmeniz gerekiyor. Biz burada ama klavye üzerine ekleyeceğiz. Kendim yazmayacağım burada. Dışarıdan yapılmış olan makroyu size tanıtacağım. Burada sadece nasıl yapıldığına dair bir öngörü oluşturmak amaçlı yaptığım bir şey. Bizde sadece aynı tuşa bas çek olmayacak. Biz bunu kullanacağız. Bunu da söyleyeyim. Bunu çoğu kişi şaşırabilir. Şimdi 30 saniye dediğiniz zaman buraya 30 yazdık mesela. Buradan hem klavye buradan hem klavye üzerinden de giriş yapabilirsiniz. Mesela bu tiki seçtikten sonra Q'ya bastım. İlk önce bir makro dosyası oluşturmamı istedi benden. Bunu iki yolu yapabilirsiniz. Hem buradan klavyeyi direkt ya da mouse'la çekip atabilirsiniz. Ya da şuradan dosya yeni deyip işte yeni bir dosya ismi açıp oradan da kendiniz ekleyebilirsiniz. Basit. Buradan çekip atıyorsunuz kenara. İşte saniyesini ayarlıyorsunuz vesaire. Bunlar zor şeyler değil. Onlar da ayrı bir. Bunu sırf hazırlayan arkadaşlar da var bu şekilde. Makro hazırlayan arkadaşlarımız da var. Ama biz burada hazır olan bir makroyu kuracağız içine. Not olaraktan söylüyorum bu makro 30 saniyelik. Uzman seviyeyi geçen arkadaşlar bilmiyorum can kaybında pek 30 saniyede bir pot basıyorlar ama ilah olan arkadaşlar büyük ihtimalle pek fazla bu potu istemeyecekler. Sadece manaları konusunda biraz sıkıntı yaşarlar diye düşünüyorum. Çünkü İlah olanlar genelde diğerlerine göre daha defansif oluyorlar ve gelen saldırılara pek fazla maruz kalmıyorlar. Aç diyoruz buradan. Şimdi aç dediğiniz zaman ben burada birkaç tane makro eklemişim. Bunları da söyleyeyim. Bunların hiçbirisini ben eklemedim. Kendisi olan. Sadece şunları denemek amaçlı ekledim. Şu iki tanesini. Onlarla bir şeyim yok. Şunu deneme amaçlı kendim bir hani yazabiliyor muyum diyerekten baktım. Buna diğer sniper makrolarında kendisi mouse'un kendisinden gelen bir şey. Benlik bir şey yok. Misal burada ilk başta mouse'un içerisine dosya aktarmasını göstereceğim. İçeri dışarı aktar dediğiniz zaman
Burada bir menü açılıyor. Şimdi ben dosyayı indirdim. Gördüğünüz gibi mouse üstünde ve iki tane. Bu RAR dosyasını çıkarttığınız zaman bu şekilde hazır duruyor kenarda. Burada mouse üstündeki uzantıları görüyoruz. Mouse üstü dedikten sonra işte açık öğretim plan benim o diğer dosyalarım. XCD mouse Oscar. Bak burada da aynı şey yazıyor. Üzerine iki defa tıkladıktan sonra burada dosyayı içeride görebiliyoruz. Sizde burası boş olacak. Onu söyleyeyim. Onda rahat olun. Ha, silmek isterseniz de onun da ayrı şeyini göstereceğim şimdi size. XCD tıkladıktan sonra yeşile basıyorsunuz. OK dedikten sonra işiniz bitiyor. Buraya geçtikten sonra herhangi bir yere basmanıza gerek kalmıyor. X'e basıyorsunuz. X'e bastıktan sonra işlem bitmiyor. Buradan eğer üzerinde değişiklik yapmak istiyorsanız, not üzerinde değişiklik yapmak istiyorsanız, saniyeler size uymuyor ve saniyeleri değiştirmek istiyorsanız aç diyorsunuz. Buradan XCD'ye geliyorsunuz. Open diyorsunuz ve burada görmüş olduğunuz gibi hepsi hazır bir şekilde geliyor. Buradaki saniyeleri kendinize göre değiştirebilirsiniz. Şimdi burada milisaniye yapılmış. Milisaniye ve saniye arasında, dakika arasındaki farklılıkları bilmemiz gerekiyor. Eğer buradaki ayarları değiştirmek istiyorsak, bu da ayrı bir not olsun. Eğer o ayarları bilmezseniz, saniyeleri karıştırırsanız bütün makroyu heba edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buton ekleyeceğiz. Buton eklemek basit. Nasıl basit? Bunu dosyaya ekledikten sonra şimdi buradaki ayarlarınızı yaptınız. Şuradan kaydede bastınız. İşiniz bitti. Sonra butona geliyorsunuz. Hangi butonu aktarmak istiyorsunuz? Mesela 4. butonu aktaracağım. Ben ya da 5'e aktaracağım. Hangisini istiyorsanız o sizin bileceğiniz iş. O sizin bileceğiniz iş. 4. buton bastım. Makro seç diyeyim ben direkt altta. Burada binlerce makro çeşitleri var. Ben bunların hiçbirisine alakalı bilgim yok. Hiçbirisini daha kullanmadım. Buradan ADB'ye geldim. İstedi mouse dedim, tıkladım. Ve hani buraya geldikten sonra bu epi dedikten sonra artık makro çalışır bir vaziyette. Kullanabilirsiniz. Kullanımına dair bahsetmek gerekirse klavye üzerindeki 1'den 9'a kadar olan bütün bölümleri potlarınızı koyun. Hangi pota ihtiyacınız varsa onu koyun. Ben önerim olaraktan mor pottur. Çünkü hem cam basması hem mana basması önemli. Onun dışında Q ve E harflerine, Q ve E bölümündeki şeylere, bufflara, boşluklara bufflarımızı atıyoruz. Onun dışında W'ya alan skillimizi koyuyoruz. Hangi silahı kullanıyorsak onun skillini koyuyoruz. Alan skillini. R butonuna ise pot yemimizi koyuyoruz ki o da ortalama 15 ve 20 saniye arasında petimize şey basıyor. Yemlemesini veriyor. Basit. Basit arkadaşlar. Gerçekten yapmanızı tavsiye etmiyorum. Ban yememenizi istediğim için. Ne olur ne olmaz. Ama oyunda ben ban yemem illa yaparım diyorsanız buyurun yapın. Allah yardımcınız olsun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.